Çok değerli basın mensuplarım, bugün değerli vaktinizi şahsım ve yönetim kurulu adına ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 5-6 Aralık'ta yapılacak olan Trabzonspor'un kongresinde Trabzonlu olarak bu yarışta olmak için geçen hafta divan kuruluna dilekçemi sundum. Biraz kendimi tanıtmak istiyorum. 1970 Trabzon Maşka doğumluyum. Hamsugöy Tikka'ya ikamet ettik ve 1980 yılında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin Tepecik beldesine taşındık. Ve iş hayatı yaşamımızı orada sürdürmekteyiz. Ve hiçbir zaman Trabzon sevdasından vazgeçmedik. 1988 yılında Trabzon'a üye olduk ve o süreçten bu yana Trabzon kimliği ve Trabzon spor sevdalığın başlamış bulunmaktadır. Tabii o süreçte Trabzonspor'a hep gönül bağımız vardı. Bir gün hep hayal ediyorduk ki Trabzonspor'umuza nasıl faydalı olabiliriz, nasıl Trabzonspor sevdamızı güçlendiririz diye. Bugün çıktık, karşımıza keşke olsa geldik. Tabii ki spor deyince şahsım ve yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarımla beraber İstanbul'da Büyükçekmece'de bir spor grubunun ikinci ligde mücadele eden bir grubumuz var. Oradan başladık ve şu anda da devam ettiğimiz bir kulüple yola devam ediyoruz. Ama biz Trabzonluyuz. Trabzon sevdamız her zaman devam edecektir. Tabii ki şahsım belki buradaki bazı basınla ilgili fazla bir röportaj yer almamıştı. Dün böyle bir yönetim kurulu arkadaşlarla basınla böyle buluşalım diye böyle bugün sizleri aramızda görmek için bu toplantıyı gerçekleştirdik. Sizler bizi tanıyın, bizler de sizleri tanımak için bu programı burada düzenledik. Trabzonspor bildiğindiği gibi sokağa çıktığın zaman herkes Trabzonspor'u söylüyor. Trabzonspor'un son günlerdeki gidişatını hepimiz görüyoruz. Biraz sıkıntılı süreçten geçiyor. Ama tabii ki aday olarak ve benimle birlikte 4 tane daha aday arkadaşımız var. Onlar da Trabzonspor sevdası için yollara çıktı. Onlar bizden biraz hızlı önde hareket ediyorlar ama bu bir seçimdir. Seçim sandıkta kazanılır. Biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah kazanan Trabzonspor olacak yani. Burada Demirliğimoğlu, Muharrem Usta, Çekliğimoğlu değil. Kazanan Trabzonspor olması için biz bu yola çıktık. Ama Trabzonspor'un sadece futbol olarak değil, basketbol olarak bütün branşlarda Trabzon'u daha iyi yerlerde hedefleri olan bir yere ulaştırmak için ben de yönetimim ciddi bir şekilde hazırlık programımızı yaptık. Bu programı size ilerleyen günlerde basın yoluyla sizlerle birlikte bunu yönetimimizi ve yapacaklarımızı hepinize aktaracağım. Tabii ki Trabzonspor sevdası, güçlü bir Trabzonspor hedefimiz var. Trabzonspor'umuzun şu andaki başkanı veya yönetimi hakkında hiçbir şey konuşmak gerekmiyor. Çünkü her şey tablo ortada. Bizim hedefimiz Trabzonspor'u 1-2 sene içerisinde borçlu bir Trabzonspor değil de hedefi olan güçlü böyle borçlu bir Trabzonspor yaratmak için mücadelemizi vereceğiz. Ve ben ve ekibim bu sürece hazırız. İnşallah 5-6 Aralık'ta yapılacak olan seçimde kazanan Trabzonspor olacak, bizler olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar.
Başkanım, mevcut başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile eskiye dayanan bir dostluğunuz, arkadaşlığınız var. Zaman zaman Tepecik Spor'un maçlarını izliyorsunuz beraber. Kendisiyle bu süreçte görüşme imkanınız oldu mu hiç? Tabii ki İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanımız, Trabzonspor Kulüp Başkanı olmadan bizim arkadaşımızdı. Sürekli görüştüğümüz bir başkanımızdı. Ve kendisiyle sürekli görüşüyoruz. Ama tabii ki şu bir yarıştır. Yarışla ilgili bir görüşmemiz olmamıştır. Kendini yakın bir arkadaşımız olduğu için bunun hakkında fazla bir yorum yapmayacağım. İlerleyen günlerde bir basın toplantı düzenleyerek herhalde yönetim kurulunu tanıtacaksınız ama kimler var, isim verebilir misiniz Sayın Başkan? Şu anda çarşamba günü son listeyi vermeden önce Doğru Grant'ta bir basınla beraber yönetimi tanıtacak. Ama şu anda bir üç tane dev petrol gücü var. Ve şu anda da işte yanımda olan arkadaşla birlikte şu anda Trabzonspor'la ilgili bazı projelerimizi o gün basına tanıtmak istiyoruz. Hocam, İbrahim Bey'le arkadaş olduğunu söylediğiniz ifade ettiniz. İbrahim Bey aday oldunuz. İbrahim Bey size göre ne yanlışları yaptı? Aday olmalı, niye aday oldu? Onu yani tespit ettiniz mi? Ne yanlışları var? Ya şimdi İbrahim Bey başkanlık yarışında yönetimsel bir sıkıntılı bir yönetim yaptı. İşte onu da biz yakından takip ettiğimiz için bence İbrahim Başkanımızın en büyük yanlışı yönetim tarzı bir yanlış yaptı diye düşünüyorum. Yani her şeyden önce ekip çok önemlidir. Ekibini iyi yaparsa sonuna doğru gidersin. Ama ekipten bir kişi koptuğu zaman bir halka zinciri böyle yok olur gider. Diğer adaylardan bir birleşme talebi olur mu? Görüştük, adaylarla görüştük. Böyle bir... Başkanım, özellikle de şey de söyleyeyim. Ben Bey'den de bu teklifleri size düşünürsünüz. Ya şimdi ben Trabzonspor için her feda yapmaya hazırım. Yani Trabzonspor için. Şu anda ben üzülüyorum. Başlıca hepimiz Trabzonluyuz. Bu da Trabzon için, Trabzonspor sevdası için bu yolda. Ya Trabzon'da 5 tane aday. Yani Trabzonspor'un hiç acıcı bir hali ortadayken 5 tane aday çıkıp Trabzonspor için mücadele veriyor. Tabii ki şimdi bunu Trabzon'daki ileri geri kanal gönderileri buna bir öncülük yapması lazım diye düşünüyorum. Çünkü yani burada kazanan olay Trabzonspor olacak. Eğer Trabzonspor zarar görecekse o zaman bu yarışın bir anlamı olmayacak. Eğer kazanan aynı böyle bu şekilde devam edecekse Trabzonspor'u kaybeden Trabzonspor olacak. Şimdi bütün aday arkadaşlar hepsi bizim arkadaşımız. Şimdi ben onların hakkında konuşmam bana yakışmaz. Ben de iş adamıyım, hepsi iş adamı. Ama bakıyorum yani. Şimdi bu bir yarıştır. Eğer biz Trabzonsporlu, Trabzonluysak Trabzonspor'a nasıl faydalı olacak? Şimdi 5-6 Aralık'ta seçim yapılacak. Seçim bittikten sonra kazanan diyelim bir kişi olacak. Diğer adaylar ne olacak? Çekilip kabına gidecek. Bir daha 3 sene sonra tekrar gelecekler. Biz adayız. Yani Trabzonspor'a ne verebileceksin? Bizim amacımız o. Şimdi biz sporun içinde olan bir kardeşiniz olarak nasıl yönetildiğini çok iyi biliyoruz. Bir kere spor kulüpleri nasıl yönetilir onu da iyi bilen kişilerdir. Onun için bu yarışta ne olursa olsun adaletli bir yarış olmasını istiyorum. Kazanan Trabzonspor olsun. Kazanan Trabzon şehri olsun. Onun için bir haber sitesinde bir haber çıktı. Onu da buradan siz basın yoluyla sizlere de iletmek istiyorum. 2009 yılında Şike ile ilgili Temel Eyüboğlu mesela o zaman Tepecik Spor Kulübü Başkanı olarak da bizi böyle bir o projenin içinde aldılar. Ama biz alnımız hak hiçbir zaman Şike'ye ulaşmamış bir kulüp başkanı olarak böyle bir sürecin içerisine girdik ve beraat ettik. Ama biz diğerleri gibi mahkemelerde değil, biz direkt beraat ettik. Ve o süreçte ki konuyla ilgili menajerler
kulüplerin, yani bütün menajerleri siz söylemiyorum. Bazı menajerlerle ilgili kulübün en büyük yiğidisi menajerleridir. İşte ben sizlerin içinden biri olarak da bir menajer kurbanı oldum. Ama tabii ki 5 aylık bir süre zarfında bu iş anlaşıldı. Ve ferah ettik, alnımıza gittik, yürüyoruz yani. Bunu da buradan sizin aracınızla, bunu da bilmenizi istiyorum. Yani kimseyi benden aşağıya yani vurmak gibi böyle bir gelecek kimse yapmasın. Telefonum 24 saat açık. Bana herkes ulaşabilir. Dergi başkanı böyle böyle bir konu var. Yani bunlar siz ve bizde ayrımcılık değil yani. Biz her şeyi şafa olarak basına duymak isterim. Bugün buraya geldiğiniz için şahsım ve yönetim kurulları hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada bize almış olan Trabzon Kazeniz Cumhuriyet Başkanı'na, Kuzuk Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Ben sizlerden biriyim. Hiç ayrımcılık yapmayın. Kazanan güçlü bir Trabzonspor için biz bu yola çıktık. Biz hepimiz biriz. Her şey Trabzonspor için. Güçlü bir Trabzonspor için. Yani onlar için güçlü bir Trabzonspor söylüyorum. Hepinize bu vaktinizde buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.